Selamlar arkadaşlar, ben Spencer. Bugün sizlere iki tane config'den bahsedeceğim. Bunların ilki sadece bıçağı sol elde alma. Yani diğer bıçaklar, diğer silahlar sağ eldeyken 3'e bastığınızda bıçağı sol elde çıkarma. Bu gerekli mi derseniz gerekli değil ama hani isteyenler falan vardı diye hatırlıyorum. İkincisi ise oyuna yeni eklenen duvarın arkasından takım arkadaşlarınızın nerede olduğunu ve hangi eşyaları kullandığını görme kodu. Yani konfi. Öncelikle videoyu kısa tutmak adına ben direkt kodları yazdım böyle. Siz de aynı şekilde zaten videonun açıklama kısmına koyacağım. Aynı şekilde benim uyguladığım yolları izleyerek konfi oluşturabilirsiniz. Dosya diyoruz. Farklı kaydet. Buradan tüm dosyalar diyoruz. Şimdi şurada iki önemli nokta var. Tüm dosyaların seçili olması lazım ve sonuna .config yok .cfg eklemek zorundasınız. Yoksa config oluşmuyor. Kaydet diyoruz. Dosyamız geldi. İkinci olarak da takım arkadaşlarınızda hangi silahlar var? Bunları göreceğiz. Şimdi eğer sadece şu komutu kullanarak takım arkadaşlarınızın nerede olduğunu nokta halinde renkleriyle beraber görüyorsunuz. Eğer ki derseniz bu bende açık kalacak. Ben sadece işte arada tuşa basayım ve hangi silahlar olduğunu göreyim derseniz direkt şu komutu kullanın. Bu daha kısa olacaktır. Eğer ki diyorsanız ben görmek istemiyorum, bastığımda işte göreyim diyorsanız da şu kodları kullanacaksınız. Hemen şunu da konfiye değiştirelim. Birazdan da oyunda deneriz. Aynı şekilde oluşturduk ve konfiglerimiz tamam. Şimdi de konfiglerimize Steam'den hemen oyun dizinimizi atalım. Kütüphanemize geliyoruz, sağ tıklıyoruz, özellikler diyoruz. Şurada genel olarak gelir genelde. Yerel dosyalar diyorsunuz, yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Açılan klasörde CSGO config ve şu şekilde hemen ikisini de atıyorsunuz arkadaşlar. Bunları attık. Şimdi sırada config'lerimizi çalıştırma var arkadaşlar. Onları da sırayla çalıştıralım. Şimdi öncelikle sol ele alma komutunu kullanalım. Exec diyoruz. Exec arkadaşlar CFG klasöründeki herhangi bir config'i çalıştırma komutudur. Sol el yapmıştık. Ve tamam şimdi. Hemen bir. Şimdi bir dedik sağda. 2 sağda. 3'e bastığımızda bıçak sol elimize geçiyor. Yalnız şunda şöyle bir istisna var, belirtmeden geçmeyeyim. Q'ya bastığınızda sağa geçmiyor. Bunu da slot tuşlarıyla 1 2 3 4 5 ile yapabiliyorsunuz ancak. İkinci olarak da ikinci script'imizi hemen deneyelim. Exec takım info adını vermiştik. J tuşunu atamıştık hatırlarsanız. Onu verdiğim kodlardan değiştirebilirsiniz. J'ye bastığımızdan gördüğünüz gibi takım arkadaşlarımızda ne var her şey görünüyor. Bu rekabetçi maçlarda da işe yaramaktadır arkadaşlar. Bu türde daha sık videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.